Evet, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili herhalde yaz transfer döneminde en çok Ferdi'yi konuşacağız. Gelecek olan oyuncuları evet konuşacağız ama gidecekler konusunda herhalde listenin başında Ferdi var. Fenerbahçe bu sezon birçok yetenekli isme böyle ciddi tekliflerle karşı karşıya gelebilir. Şimdi hemen haberi izlerken Leverkusen'in baktım kadrosunda kaç tane sol bek var acaba falan diye bir Cirimaldo'yu gördüm. 45 milyon euro gözüküyor. Acaba onu satmak mı istiyor? Çok da başarılı bir dönem geçirdi. Yani Ferdi bu sezon geçen sene şampiyonluktan sonra Galatasaray'ın burada yılın 11'ini yaparken Ferdi'yi mutlaka bir yere koymamız lazım dedim. Sacha Boey tarafına mı koyacağız, bu tarafa mı koyacağız? Şimdi şöyle bir şey var. Sacha Boey'un 30 milyon euroya satılmasından sonra Ferdi de biraz daha beklenti farklı olacak şimdi. Evet, çok iyi paraya satıldı ama Galatasaray burada şanslıydı. Eğer Bayern Münih'te Tuchel iki maçta da izlememiş olsaydı ve böyle bir sakatlık yaşamamış olsaydı belki o rakamlara gitmeyebilirdi. Ben çok ciddi bir rakam olacaktır. Ama o rakamın Sacha Boey'un üzerine mi çıkar bilmiyorum. Bu sezonda aslında devre arasında da istendi, sezon başında da istendi. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp öyle gideceğim dedi ısrarla. Yoksa hem devre arasında hem de sezon başında çok ciddi teklifler gelmişti Ferdi Kadıoğlu'na. Yani sürekli kendini geliştiriyor. Evet. Sol beki artık adepte oldu. Sağa çağırsanız oynar. Bazen ben diyorum 8 numarada oynar. Yani oynayabilme potansiyeli de var. Böyle bir oyuncuyu herkes almak ister. Sadece Leverkusen değil, ben en az 3-5 tane daha kulübün çok ciddi bir şekilde sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını düşünüyorum. Ali? Yani çok gözde bir oyuncu. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu Ferdi. Ben sanki Ferdi'yi Premier Lig'e daha yakın, Arsenal'e daha yakın olarak görüyorum açıkçası. Arsenal'in de oyun sistemine... Böyle Sacha Boey'nin bonservis ücretinin üzerinde bir satış beklentisi var özellikle Fenerbahçe taraftarının. Yani olabilir. Sacha Boey'in üzerinde de olabilir. Çünkü bir kere kalitesi tartışılmaz bir oyuncu. Gideceği takıma da çok fayda sağlayabilecek. Avrupa futbol kültüründe yetişmiş. Fenerbahçe'de de zaten şu ana kadar ortaya koyduğu performansla Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini üzerine çekmiş bir isim. Tabii orada yapılacak pazarlıklar artık ne noktada olacak onu bilemiyoruz ama ben açıkçası biraz böyle bir Premier Lig'e yakın, Arsenal'e yakın olarak görüyorum ki Arsenal'in de sistemine uyabilecek, o futbol kültürüne de yakın bir isim. Göreceğiz bakalım. Ferdi de yani insani olarak, kalite olarak çok üst düzey bir isim. Yani hatta derler ya, yani hani o içinin güzelliği yüzüne yansıyan profillerden bir tanesi. Annelerimiz der ya, temiz yüzlü çocuk. Ona paralel olarak bir şey. Demin Arda'yı anlattın ya mesela. Ben hep şunu söylerim mesela. Eskiden statlarda çok fazla vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diye. Şimdi Ferdi'yi sadece oyun olarak değil, hakikaten saha içindeki mücadelesi, rakiplerine karşı olan tavrı, takım arkadaşlarına herhangi bir şeyini duyduk mu zamana kadar? Kesinlikle. Müthiş bir şekilde profesyonel işini yapıyor. Bak sezon başı ve devre arasını söylüyorum. Gidebilirdi de ama kendisini öyle karşılamış ki Fenerbahçe'de bir şampiyonluk yaşadım. Yaşamak istiyorum, öyle gitmek istiyorum diye. Ve beklentiyi de Fenerbahçe kulübünün menfaatleri doğrultusunda. Keşke, yani şimdi tabii ki isim şu şöyle dememek lazım ama futbolcunun saha içindeki performansı kadar saha dışı karakteri de benim için çok önemli.